Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mod Network'ün mainnet görevlerini yapacağız. Mainnet'ten mainnet ev durumundan faydalanacağız. Bildiğiniz üzere Mod Network'ün yaz aylarında Ağustos gibi sitesine katılmıştık. Kısım ayında NFT demiştik ve artık mainnet geldi. Mainnet üzerinde görevler yaparak puanlar kazanacağız dostlar. Ve şunu da eklemeliyim. 550 milyon adet mod takın atılacak ve süre kısa Nisan ayında sanırsam Tıklılarda atılmaya başlanacak gayet güzel olacak bizler için Şimdi öncelikle mod networkte köprü yapmak gerekiyor Ethereum'a geçireyim kendimi Yüzlerimi ethereum'a geçirdim Ethereum moda dostlar köprü yapıyorsunuz şu an işlemler pahalı ben gibi düşükken geçirmiştim yani yaklaşık 9 dolarlık bir giveaway var ee, bu gaz fee düştüğü zaman 5 dolara 4 dolara geçirebilirsiniz Şu an bir tık pahalı olduğu için ben de yapmayacağım ben ee, giveaway düşükken zaten gerçekleştirmiştim <laughs> Bu e, bridge'e geçirdikten sonra bir miktar puan alıyorsunuz Bakın ben 0.04 geçirdim Puan aldıktan sonra dostlar burada Gördüğünüz gibi şu an kullanabileceğimiz 3 tane dep var bu üç tabi kullanacağız. Kim Ionix ve Mod NS. Mod isim servisinden isim alacağım. Şimdi Kim Exchange'ı cüzdanımla bir kere bağlanıyorum. Gördüğünüz üzere bağlandım. Ağımı da moda geçiriyorum. Ethereum mainnet'ı. Gördüğünüz gibi. Burada şimdi düşük miktarlarda şimdilik ıı, takas işlemi gerçekleştireceğim. Proceed to swap diyorum. Ethereum'u USDT'ye döndürüyorum. Bakın 50 cent şöyle ederek işlemi onaylıyorum burada. İşlemim onaylandı. Dilersen bu işlemimle LP Pool'a token a ekleyebilirim. Bir de ayın e bakalım. Ayın 2'den sonra e, döneceğim Pools'a Kime? Ayın de arkadaşlar Wrap Ethereum. E, Ethereum şeklinde e, Ethereum'larımızı Wrap'leyebiliyoruz. Ama Wrap yaptırmayacağım ben sizlere. Burada aldığımız az önceki USDT'leri teminat olarak buraya yatıracağız. Yine geliyorum. Bu yüzden aslında pool eklemiyorum. USDT supply diyorum. Cüzdanımda USDT görmüyor şu an. Bakalım işlem onaylandı. USDT almamış mı kız? Tekrar bir kontrol edeyim. USDT var balansım şu an tokenlarımı görmüyor. Biraz bekleyeceğim burada tokenlarımın görmesini arkadaşlar. Tokenlarımı gördüğüm zaman tekrar başlatacağım. Uh, USDT'lerimi görmedi arkadaşlar. F5 attım, bağlantı çık yaptım. Uh, Sebebini anlamadım. Şimdi ilk USDT eklemeyeceğim. Onun yerine Ethereum'u wrapleyip uh, wrap Ethereum ekleyeceğim. 0.01 Ethereum'u wrapliyorum burada. Wrap Ethereum'a çeviriyorum. Onaylıyorum işlemi. Gördüğünüz gibi burada bu repeat dönüyor şu an işlemlerim. Continue diyorum. Bu repeat gördü. 0.01 tamam maksimum şekilde gördüğünüz gibi yatırıyorum ve collateral'ı enable ediyorum. Borçlanmayı açıyorum yani. Borç alabileceğim sistemden. İlk mı verdim. Ben yani ikinci bildirimi onaylıyorum şimdi. Son olarak supply yapıyorum. Son işlemi onaylıyorum dostlar. Bekliyorum burada. Mekantin dediğim an. Bu buraya yansıdı gördüğünüz gibi. Point ve dashboard sistemi şimdilik açık değil. Şimdilik buralar kullanılmıyor. Yakın zamanda buralarında geleceği söyleniyor. Yine dilerseniz withdraw yapabilirsiniz ama ben bu 0.01'e tarama ihtiyacım olmadığı için sistemde bırakacağım. Son olarak Space ID'den bir adet isim alıyoruz. Ben daha önce Hitaş şuraya aldım. Eğer fiyatı uygunsa Hitaş'a bakacağım. 5 dolar bir de Hitash mod ismini alıyorum. 5 dolar karşılığında. Register diyorum. Geliyorum burada işlemimi onaylıyorum. Yine burada aktif satışta olan domainleri de görebilirsiniz. Ee, marketten almak puan etki eder mi bilmiyorum. O yüzden ben işimi riske almamak için e, direkt kendi üzerinden aldım. Bu işlemleri tamamladıktan sonra puanlarınız da saatte bir güncellenecek dostlar. Yeni app'ler geldikçe yine sizlere bahsedeceğiz. Şu anlık ama yapabileceğimiz tüm işlemler bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoya beğendiyseniz like ve yorum atarak bizlere destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.